أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان إنسان من صلصال كالفخار وخلق الجامع E Aynen B ku Sananıkolo alayım. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler kıymetli kardeşlerim bu güzel cuma akşamında yine Kur'an-ı Kerim'le başladık. Çok değerli kardeşim Hakan Akgül hocamız böyle güzel bir Rahman suresinin ilk ayetleriyle önden gidenlerin bu haftaki bölümünü başlatmış oldu. Hoş geldin Hakan Hoş hocam. Olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Allah Maşallah, razı olsun. Siz Allah. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allahu Teala Kur'an'ın nurunu, bereketini, huzurunu yüreğimize Amin. Rabbim nakşetsin inşallah. inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün alemi İslam'a. Kur'an'ın nuru hatırına hayırlar bereketler şifalar ihsan etsin Amin. Allah dertlerimize derman versin Kur'an-ı Kerim'in o güzel sadasından Rabbim son nefesimizi verdiğimiz ana kadar bizi mahrum etmesin Amin. çok sağ ol ayaklarına Amin. sağlık kayseridesin evet, değil kayseri mi maşallah memleket de kayseri değil ama hocam memleketimiz ağır. ağrı hasten ağrı, ağrı. ağrı neresinden? Ağrı. Ağrı'nın Merkez Köyü var. Ayol Çukurçayır hocam. Köyü. Çukur Oradayız. Ağrı'ya da selam olsun. Eyvallah hocam. Ve Kayserimize, bütün memleketimize selam olsun. Ekranları başında şu anda bizleri izleyen tüm kardeşlerimizi ve burada her hafta canlı yayına gelerek nezaket gösteren programımızı böyle güzel hale getiren sevgili seyircilerimize, stüdyo misafirlerimize, yayın ve yapımda emeği geçen bütün kardeşlerime, bütün ekibimize, Kanal 7 Önden Gidenler ekibi olarak tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda cümlenize çok teşekkür ediyorum. Hocam da geldiler sağ olsunlar. Kur'an-ı Kerim okudular. Biraz sonra yine ilahiler okuyacak inşallah. O güzel sesinden biz onu Mekke'de, Medine'de o güzel sesiyle, sedasıyla e, hacılarımıza, umrecilerimize güzel eserler okurken tanıdık. Evet, çok oranın tabi feyzi, bereketi de bambaşka inşallah. oluyor. Buradan Halit Emiroğlu kardeşimiz de çok böyle saygıyla selamlayalım. Öyle beraberlerdi. Çok güzel bir e, o güzel topraklarda o güzel ecdadın eserlerini canlandırdılar. Seslendirdiler, yorumladılar. Allahu Teala ayaklarınızı Mekke'ye, Medine'ye vardırsın inşallah. Değerli kardeşlerim, bu geçtiğimiz hafta bir camiler ve din görevlileri haftası geldi, geçti. Biz tüm din görevlisi hocalarımızın ve hoca hanımların camiler ve din görevlileri haftasının hayırlar getirmesini diliyoruz, tebrik ediyoruz. Ve Allahu Teala ayaklarımızı camilerden kesmesin inşallah. Mümkünse değerli kardeşlerim namazlarınızı camilerde kılmaya çalışın. Mesela çarşıya gittiğiniz alışveriş yapacaksınız. Evden abdestli çıkarsanız erkek olsun bayan olsun. Çünkü şimdi son günlerde bir de bu kadınların camiye gitme meselesi tartışılıyor. Ben bizim programımızı takip edenler çok iyi bilir. Çok yıllar önce de söyledim. Cuma namazı ve bayram namazı için belki fiziki olarak mekan yetmeyebilir. Onun için kadınlar muhayyer bırakılmış. Ama vakit namazlarda camiler boş zaten. Yani hanım kardeşlerimiz için ne güzel üst katlar var. Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe efendilerimizin zamanında böyle iki katlı üst katta kadınların kapalı bölümü falan yoktu. Aynı mescidin erkeklerin bittiği yerden arka safta kadınlar namaz kılarlardı. Dolayısıyla böyle çok da kadın dışarı çıkma imkanı Olmazdı hayat içinde. Erkek ağırlıklı bir hayat vardı. Çarşıya giden erkek, çalışan erkek. Kadın ancak tarlaya gider. İşte hayat öyleydi. Böyle fabrikalar şunlar bunlar yok ki. Bugün yani hastaneye gitmek zorundasın. Adam işte çocuğu doktora götürmek zorunda kadın. Ya yani götürüyor kendi çocuğu. Dolay Hatta bazen anneler kendi hayatından vazgeçiyor. Çocukları için okulun önünde bir saat bekliyor çocuğuma bir şey olmasın diye. Çünkü büyük şehirler öyle tekin yerler değil ki artık. Güvenilir ortam kalmadı. Uyuşturucu satıcısından tehdit eden mafyavari gruplara kadar lise gençleri birbirini bıçaklıyor Allah korusun. Annelerin yüreği ağzında yani kadın hayatın normal akışında dışarı çıkıyor zaten. Kadına camiye gelme demek çok yanlış bir mantık. Yani bazı hocalarımız, benim çok sevdiğim hocalarımız işte diyor ki kadının diyor en güzel mescidi evinin en dip tarafıdır. Ya kardeş bunu bu fetvayı veren, bu sözü söyleyen o devrin şartları namazı öne çıkarıyor. Dikkat edin. Namazı terk etmesin yani. Yoksa şu anda zaten kadın çarşıya çıkmış, pazar alışverişi yapacak. Bırak orada hemen ayağının dibinde cami var ne güzel girsin içeri abdestli de varsa hazır namazını cemaat sevabı alsın 27 derece cemaat sevabı kadına yok mu? Var. Dolayısıyla mümkünse evinde de kılar bu da, bu da kötü bir şey değil ama dışarı çıktığında çarşıda bulunmak zorunda kaldığında siz hanımınıza evden çıkarken benden habersiz sakın dışarı çıkma mı diyorsunuz? Hayır çıkıyor zaten genç de çıkıyor yaşlı teyzem de çıkıyor mecbur çıkıyor. Bir iş oluyor, nüfus cüzdanı değiştirmeye gidiyor. Kolay mı öyle çıktın, minibüse bineceksin, otobüse bineceksin, iki saat yol. Haşatı çıkıyor insanın. Yani dolayısıyla e, camiler ve din görevlileri haftasında caminin önemine namazı mutlaka camide kılmaya çalışalım değerli kardeşlerim. İmkan ölçüsünde cemaat sevabı çok yüksek. Bunu dikkatinize arz ediyorum. Programın başlangıcında bir de safer ayıyla ilgili Safer ayı uğursuzluk getirir mi? Safer ayı gerçekten bela ve uğursuz bir ay mıdır? Hayır, böyle bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz'in çok açık bir hadisi şerifi Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki: Uğursuzluk yoktur diyor. Yani ne baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur, ne efendim Safer ayında uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk inancı İslam'da yoktur ama fazilet inancı vardır. Yani mesela cuma akşamları faziletlidir. Normal günden daha değerlidir ama öbür günler uğursuz değildir. Ne Safer ayı, ne bir başka ay, ne bir başka gün uğursuz filan değildir. Biz dua edip Allah'tan bizi koruması için yalvardığımız zaman bunun Saferi Maferi yok. Her ayda, her mevsimde bela ve musibetler var. İşte mesela işte değil mi? Geçenlerde 10-15 gün önce İzmir tarafına bir fırtına gelecek, kasırga gelecek filan okyanus kasırgası dediler. Herkes ne kadar tedirgin oldu, dua edenler oldu, işte kendince tedbir alanlar oldu. Evet, bela musibetin saferi maferi olmaz. Muharrem'de de gelir, Ramazan'da da gelir, imtihandır yani. Safer ayının uğursuz sayılması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan önce de haram aylar inancı Kur'an'da da var. Hz. İbrahim'den beri bütün insanlar, Araplar da biliyor Zilkade, Zilhicce, Muharrem bu üçü arka arkaya gelir. Zilkade, hacdan önceki aylar. Zilhicce, haccın ayı. Bir de geçen ayki Muharrem ayı. Bu üç ay haram aydır. Haram ay ne demek? Yani insanların saygı gösterdiği, kendine dikkat ettiği, biz nasıl Ramazan ayıdır ağzıma içki sürmem hocam filan diyor ya bazı içki içen arkadaşlar, Araplar da bu üç ay, bir de Receb ayı, dört aydır haram aylar, bu üçü peş peşe, bu aylar gelince mesela kardeşlerim umre yapmazlardı, uğursuz sayarlardı, bela sayarlardı, ibadet etmelerini keserlerdi, Kimler? Müşrikler, puta tapanlar. Başka? Cahil Araplar yani İslam öncesi. Başka? Mesela kan dökmezlerdi, dikkat ederlerdi haram aylarda. Saferde umre yapmazlardı. Arama haram aylara saygı gösterirlerdi. Hırsızlık yapmazdı. Hırsızlığa alışkın mesela suçlu insanlar cinayet işlemezlerdi haram aylarda. Dikkat ederlerdi. Allah bizi çarpar böyle inanıyorlar. Yani Allah bela verir. Çok kötü bir şeydir, çok çirkin bir şeydir. Babasını öldüren bir adamı görse karşısında dokunmazlardı haram aylarda. Üç ay boyunca kendini zor zapt eden insanlar safer ayı girince adeta zincirden boşalmış tosunlar gibi hırsızlık tavan yapardı, cinayetler artardı gasplar, tecavüzler, her türlü vahşet çoğalırdı. Onun içinde Araplar bu ayı uğursuz saymışlardır. Normal aylardan çok fazla suç işlenirdi, kötülük olurdu. Müslümanlar da o toplumda yaşıyor. Dolayısıyla mallarını korumak için, namuslarını korumak için, canlarını korumak için Müslümanlar da Müslüman olmayan o toplumda yaşayanlar da tedbir alırlardı, kendilerini korurlardı. Müslümanlar mesela hem Allah'a dua ederlerdi. Bu ayda meydana gelecek bela ve musibetlerden koru diye. Niye? Bu ayda zaten insanlar üç ay boyunca hırsızlık yapmamış, hırsızlığa alışkın birisi üç ay kalkar kalkmaz Ramazan bitince kötü işlere başlayan insan gibi düşünün. Yani Dolayısıyla uğursuzluk inancı yok. Böyle bir gelenek vardı. Şimdi zaten biz miladi takvim kullandığımız için Hicri takvimin hangisi haram ay onu bile bilmiyoruz. Kimsenin umurunda mı şu toplumda harama girdi çıktı diye bilen var mı? Kaç kişi biliyor? Dolayısıyla kardeşlerim bu aya böyle uğursuz filan demeyin. Artık öyle bir şey de kalmadı. Millet Ramazanda bile insan öldürüyor. Millet artık öyle haramay maramay dinlemiyor. 11 ayın sultanı Ramazan değil mi? Birbirinin ülkesini bombalıyor insanlar. Karısını öldürüyor insanlar. Çocuğunu öldürüyor insanlar. Hayvanlara işkence ediyor insanlar. Yani bu işin haramayı falan da kalmadı. Saygı, hürmet çok gittikçe azaldı. Safer ayıyla ilgili de ben Allah'a dua etmenizi tavsiye ediyorum. Sadece Safer ayı için değil. Şimdi Safer ayındayız. Ve kardeşlerim bu iki hatırlatmadan sonra asıl bu akşam programımızda hayatın en mutlak gerçeklerinden biri ölümü. Ölüm anı, ölüm öncesi ve ölüm sonrası yaşananlar peygamberlerin bazı hepsine vaktimiz yok. Programımızın sınırları belli. Peygamberlerimizden bazı peygamberlerin ölüm anını, ölürken neler yaşamışlar, son nefes var ya son an. Bakın biz ölümü olabildiğince zikretmiyoruz. Konuşmuyoruz yani. Bazı arkadaşlar bana dedi ki ya ölümü ya başka konu mu kalmadı? Bence bu kadar azmış, bu kadar şımarmış, bu kadar birbirinden ilişkiyi kesmiş topluma keşke her hafta ölümü konuşabilsek. Niye? Ölüm insanın vicdanına bir şekilde dokunuyor. Niye? En yakınınız ölüyor bazen. Oğlunuz ölüyor, babanız ölüyor, annemiz ölüyor. Yakınımız ölüyor yani. Ölümü de görüyoruz. Bir daha onunla konuşamıyoruz. Gidiyor ve gelmiyor. Şaka değil yani duvarın arkasına saklanılan bir saklambaç oyunu değil ölüm hakiki bir şey. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 57. ayetinde bakınız ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul meut thumma ileyna turcaun. Sadakallahul azim. Her canlı ölümü mutlaka tadacaktır her canlı yani insan, hayvan, ağaç, her şey, can taşıyan her şey ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Thumma ileyna turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ölüm bizim hayatımızın bir parçası. Yani doğduk, yaşadık, genç olduk, evlendik, çolu çocuğa karıştık. Çocuğumuz olmadı, tedavi olduk. Misal ve şu oldu, bu oldu, hasta olduk, şu oldu. Ama Bunların hepsi geliyor geçiyor. Sonunda ölüyoruz. Ölüm konusunda hiç tereddüt yok. Herkes biliyor ki bir kere ölme hakkımız var ve öleceğiz. Hani bizim Anadolu'da çok güzel sözler vardır. Bizim oralarda çok söylerler. Belki sizin memleketlerde de söylerler. Bizim Tokat yöresinde derler ki gelin girmeyen ev olur da Azrail girmeyen ev olmaz derler. Yani gelin girmeyen ev olur. Niye? Adamın oğlu olmaz, gelin gel olmaz. Veya damadı olmaz insanın. Ee, kızı olmaz. Üç tane oğlu olur. Kızı olmaz. E o eve de efendim gelin girmez. Öbürüne damat girmez. Ama asra girer hepsine. Ölüme nasıl bakacak bir Müslüman? Soğuk ve korkutucu bir şey. Kardeşlerim bir defa peygamberimiz bu konuda bizi öyle rahatlatıyor ki ağızların tadını alıp götüren ölümü çokça hatırlayın diyor. Yani peygamberimizin tavsiyesi ölümü konuşmamak değil, konuşmak lazım. Aman açma o konuyu. Ya milletin ağzının tadını bozdun, çayı zehir ettin bize filan değil. Mümkünse kardeşlerim, her gün olmuyorsa da haftada bir defa Ölümle ilgili ölümü hatırlatan bir şeyi mutlaka gündeminize alın. Bu bizim şımarıklığımıza, mal düşkünlüğümüze, dünya telaşımıza inanın iyi gelecek. Bunu sahabe efendilerimiz de tavsiye ediyorlar. Yani peygamberimizin ölümü hatırlayın emri nasıl anlayalım dediklerinde ashab-ı kiram efendilerimiz diyorlar ki yakınınızdan Tanıdığınız ailenizden, arkadaşlarınızdan en yakın birinin ölümünü hatırlayın. Onu konuşun. Mesela deyin ki ya bizim liseden arkadaş vardı hatırlıyor musun? Genç yaşta öldü. Onun ölümünü konuşmak, tabi kötülüğünü değil yalnız. Değerli kardeşlerim, sevgili seyirciler, ölünün arkasından kötü şeyler konuşmayın. Sevmeseniz bile. Yani size kötülük etmiş olsa bile ölüyü kötülükleriyle anmak bize iyilik getirmez. Şunu unutmayın, Allah sizin başınıza gelen her şeyi biliyor. Allah küçücük hardal tanesi kadar, hardal tohumunun bir küçük tanesi kadar bile olsa yapılan ne kötülüğü ne iyiliği asla yok etmiyor Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bu iki peş peşe ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz Zilzal suresinin son tarafı bu ayetler. Diyor ki kim ki zerre kadar, zerre kadar, toz zerresi kadar iyilik yaptıysa onu mutlaka görecek. Kim de zerre kadar birine kötülük ettiyse onu mutlaka görecek. Onun için ölenin arkasından kötü konuşmak Müslüman ahlakına yakışmıyor. O adam kötü, o kadın kötü, o insan kötü, o başka bir şey. Bize düşen şey ölümü hatırlamak. Bak dünya şöyle adama bile kalmadı de geç. Bu kadar kötülük etti de ona kaldı mı bu dünya? De geç. Yok şöyle etti, yok şöyle derdi, şöyle içerdi, böyle zina ederdi, şuna tecavüz etti, buna şunu etti. Detay anlatma. Günahı tasvir etme diyor yani. Günahı detaylandırma. Bugün ben buradan hani bir Müslüman olarak da hatırlatmak babından bu haberlerde filan bu aile içi şiddeti Çocuklarının önünde yok çok ö ö karısını öldürdü, yok şu kamera kayıtlarına girdi. Bunları bu kadar göstere göstere verilmesini doğru bulmuyorum. Değerli kardeşlerim, keşke kanun yapıcılar, yani ülkeleri idare eden yöneticiler, bu cezaları cezayı hak eden adamın yaptığı cinsten bir cezayı verseler. Öldüren öldürülse mesela, denk değil mi? Adalet bu değil mi? Akıl olarak da bu değil mi? Yani ama yok insan hakları diyor. Ölenin hakkı 30 yaşında bir kadını öldürmüş. Ne için? Aile kavgası. Aile kavgasından adam mı öldürülür? Adam mı öldürülür? Öldürdün. Hakkı 5 yıl 10 yıl hapis yatıp çıkarmak mıdır? Bu mu yani? Adam öbür dünyada o cinayeti işleyen bak masumun hakkını Allah alacak. Suçsuz yere öldürülen ya da Suçunun karşılığından daha ağır ceza ile öldürülen diyelim kadın suçlu kadın e, haksız yere erkeğiyle kavga etti hakikaten erkek haklı dayanamadı öfkelendi öldür demiyor ki ya İslam Çok haklıysan mahkemesi var bu işin davası var bu işin boşanırsın ya çok anlaşamıyorsan yürümüyorsa mecbur musun bir hayatı zehir geçirmeye Yok, oturursun, akrabalarla konuşursun. Çoluğun çocuğun var, bazen katlanırsın. Ya yani çile çektiğin halde katlanırsın ya. Öldürmek nedir yani? Değerli kardeşlerim, maalesef ölüm konusu. Ölümden sonra cinayeti işleyen katil olan dünyada kurtuldu diyelim. Yasalar yumuşaktı. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği hikayesine Bizim ne dinimize, ne insan vicdanına, ne kamu vicdanına hiç uygun olmayan bir cezayla bir de af çıktı, çıktı bir diyelim adam cinayet işlediği halde. Peki bu adam Allah katında kurtuluyor mu? Hayır. Öbür dünyada bu adam, bu katil olan diyecek ki ya keşke beni dünyada idam etseydiniz de cehennemde bu azap bana vurmasaydı, bu azaba düşmeseydim cehennem dünyadaki cezaya benzemez. Onun için suçlunun üstünden vebalin kalkması için de cezanın hakkınca verilmesi gerekir suçluya. Kardeşlerim tabi ölüm hatırlamayı Peygamberimiz tavsiye ediyor. Peki ölmeyi istemek caiz mi? Helal mi? Ölümü istemek yani çok hastayız, acılarım çok fazla Allah'ım yeter artık canımı al öldür beni diyor. Veya çektiği çileler çok eziyet görmüş kadın olabilir erkek olabilir gelin olabilir kaynan olabilir yani işte çok çile çekmiş çok zulme uğramış gücü yetmiyor çözemiyor dünyaya gücün yetiyor mu şu anda dünyada meydana gelen zulümleri kaldırabiliyor muyuz yok biz dışarıdan ekrandan bakıyoruz ama Afrika'da çocuğunun öldüğünü gören kadın açlıktan ölüyor ya çocuğunun öldüğünü görüyor. Öbür çocuğu da ölüyor. Bu kadın da hayat yaşıyor. Biz gönderebildiğimiz kadar yardım gönderiyoruz diyelim. 10 tanesine gönderiyoruz ama 100 tanesi yine açlıktan ölüyor. Bir tarafta sofraların üçte ikisi çöpe dökülüyor lokantalarda. Sofraya gelenlerin üçte ikisi dökülüyor, yenmiyor. Öbür tarafta açlıktan insanlar ölüyor. O ölen insanlar, çocuğu ölen kadın Belki de diyor ki ya Rabbi bu acıyı bana göstereceğine canım al benim diyor. Çocuklarımın öldüğünü bana gösterme diyor belki. Veya böyle acı çekenlere siz de rastlamışsınızdır. Keşke ölseydim. Bu acıyı göreceğime ben senden önce ölseydim diyor insanlar. Değerli Müslümanlar işte bugün bu akşam önden gidenlerde bu konuyu ben çok önemsiyorum. Sakın böyle bir şey demeyin. Niye biliyor musunuz? Allah'ın kalemine saygısızlık etmiş oluyoruz. Allah'ın takdirine. Acıyı veren de Allah, zenginliği veren de Allah. Hastalığı veren de Allah, sağlığı veren de Allah. Bize düşen öldüğümüz ana kadar helal dairede mücadele etmek. Hasta mı olduk? Hastalığı yenmek için, şifa bulmak için Elimizden geldiği kadar tedavimize bakacağız. Bize düşen bu. Allah buna bakıyor. Yok beni öldür ya Rabbi. Ben dayanamıyorum artık. Bu Allah'a isyana girer. Bu Allah'ın gönlünü kırar. Allah'ın hatırını yıkar. Biz ölümü istemeyeceğiz. Biz ölümü hatırlayacağız. Ölümü birbirimize hatırlatacağız ama ölümü istemek yok. Çünkü senin dünyada bir an fazla yaşaman biraz daha fazla ibadet etme hakkıdır. Yani sana imkan tanıyor Allah. Bak şu anda oturuyoruz değil mi? Oturduğumuz anda ne yapıyoruz? Şu anda sohbet ediyoruz. Neyi? Kur'an'dan bir sohbet, ayet var, hadisi şerif diyoruz, İslam'dan diyoruz, sahabe diyoruz, dini bir sohbet. Bu nafile bir sevaptır. Yani bu sohbet, bu tür sohbetler, Kur'an sohbetleri, hadis sohbetleri, dini nasihatler, hayır öğütler, nafile sevaplardır. Bu sevap. Bak oturduğumuz yerden Allah bize sevap yazıyor. Dünyada yaşamak bizim için karlı. Hasta, yatağında eline tesbihini alsa, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dese ya da ya sabır, ya sabır, ya sabır dese bunların hepsi ibadet. Oturduğu yerden, yattığı yerden cennette derecesini yükseltiyor. Öleceğin saati değiştirme imkanın yok. İnsan öleceği günü değiştirir mi? Mesela intihar ediyor. Benden buraya kadar diyor mesela internete yazıyor. Hakikaten intihar ettiği çıkıyor çocuğun ertesi gün. Sosyal medyaya yazmış meğer diyorlar. Kendini canına kıyıyor, ölüyor. Ya da ölmüyor, sakat kalıyor. Diyelim ki. İnsan Kardeşlerim kendi canına kıyarken ölümün vaktini öne almış olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz. Ecel değişmez. Çok açık ayet. Kur'an-ı Kerim'de ap açık ayet. Estaizu billah. Fe izâ câe eceluhum lâ yeste'khirûne sa'aten velâ yeste'kdimûn. Onların ecel saatleri geldiği an, fe izâ câe eceluhum, onlara ecel vakitleri geldiği an la yestekhirune saaten onun saati onun dakikası ne bir an geri bırakılır ve la yestakdimun ne de öne alınır yani Allah katında yazılı olan ölüm saatimizi bir saniye bile ne öne alabiliriz ne geriye bırakabiliriz onun için biz ölümün ecelin vaktini değiştiremeyeceğimize göre Allah'tan ölümü istemek Allah'ın yazdığı takdire itiraz etmek yerine geçer. Biz Allah'tan biz hayırlı, şerefli bir ömür isteriz. Duayı hep hayırlı yaparız. Ölüleri de hayırlı anarız. Anmalıyız yani. Değerli kardeşlerim, tabi ölümle ilgili bizim yapacağımız şey ne? Ölmeden önce neler oluyor? İster trafik kazasında olsun, ister normal yatağında 85 yaşında nenemin ölümü olsun, isterse kardeşlerim küçücük çocuğun ölümü olsun, hangi şekilde olursa olsun ölenin başına şunlar gelir. Ölümden önce şunlar gelir. Bir canını almaya gelen meleği ölecek olan kimse görür. Yani canını alacak melek. Biz Azrail diyoruz ya, bu Yahudilerden geçme bir isimdir. Kur'an ve sünnette Azrail ismi yoktur. Kur'an ve sünnette Melekül Mevt vardır. Ölüm meleği vardır. Ölüm meleğidir onun adı. Ama Azrail dense de bir şey olmaz. Fakat doğrusu Azrail değildir. Ölüm meleği demek gerekir. Hani bazen bizim insanlarımızın tuhaf tuhaf böyle alışkanlıklar var. Cin deyince cin deme diyor. Üç harfli de diyor. Ya niye Allah Kur'an'da Cin Suresi diyor? Niye cin'den korkuyorsun? Cin'den daha cin insanlar var şimdi. Cini çarpan adamlar var şu anda. Yani değerli kardeşlerim, Azrail ister küçük, ister büyük, ister günahkar, ister evliya, ister kafir, ister zalim, ister peygamber. Kim olursa olsun Azrail aleyhisselam ya yani da ölüm meleği ve onun görevlileri ölüm meleği hepsini kendi yapmıyor. Azrail patron. Allah'ın tayin ettiği meleklerin patronu. Yani ölüm işleri genel müdürü Hazreti Azrail. Azrail'in emrinde çalışan iki tür melek var. İki tür. Bir naziat melekleri, bir de naşitat melekleri. Ne onlar? Azrail'in altında çalışan Allah'ın emrine verdiği görevli melekler. Bunlar kim? Bunlar günahkarlara, zalimlere ve kafirlere korkutucu melekler. Korkunç. Ve naşitat. Neşe veren. Sevinç veren. Gördüğünüzde değil mi? Bizde bazen öyle değil midir? Çok bir kötülük ettiğimiz birini görünce değil mi bize zararı dokunacağını birini görünce korkuyoruz değil mi aman görünmeyelim kaçalım falan ama bazı insanları görünce ya ne güzel oldu ya moralim yerine geldi diyoruz Allah bizim içimizdeki fani dünyada bir insan için bile bu duyguyu veren Allah ölüm anında da bunu yok saymıyor biz insanız Allah bize İmanımıza, amelimize hak ettiğimiz Müslümanlığımıza göre Allah bize ya gördüğümüzde çok sevineceğimiz, kendimizden geçeceğimiz bir melek gönderiyor ya da eğer günahları çok ya da kafir ya da çok zalim, çok can yakmış Allah'ın kendisine öfkeli olduğu bir kadınsak, bir erkeksek, kötü bir kul isek ölürken Allah o zaman da naziat meleklerinden bir melek gönderiyor. Ney? Korkunç bir suret. Şimdi korku filmleri oluyor da insan hayaliyle neler çiziyor ya, ne korkunç görüntülü insanlar yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, ya diyor insan nasıl hayal etmiş böyle bir şey diyorsun o korku filmlerinde. İşte Allah onlar ne ki? Gördüğünde dili damağı kurur Dudakları mosmor olur. Böyle bir hırıltı çöker. İşte korku meleği gelmiş bu adama. Artık onu, bazısı da var, ölüyor. Anam gülüyor sanki diyorsun, değil mi? Mübarek sanki ölü değil, uyuyor diyorsun. Uykuda gibi ya, tebessüm ediyor diyorsun. Ya e Allah'ın işte gönderdiği neşe veren melekler canını alırken biz dünyadan öbür dünyaya giderken şu bedenin içindeki ruh bundan çıkıyor. Şimdi Antep fıstığını, Siirt fıstığını bilirsiniz. Kabuğunu açıp açmadan yiyemiyorsun. İçinde onun tatlı olan şey. Asıl yiyinecek o kabuğu çat diye kıracaksın. O kabuk kırılırken onun canı mutlaka yanıyor o içinden çıkarken. Ama Bizim de canımızı içinden çıkarıp biz acı bir fıstık mıyız? Tatlı bir fıstık mıyız? O da belli olacak terazide. O kabuğu kıracaklar, şundan alacaklar o canı. Bu can bundan çıkarken bir acı veriyor. Kesinlikle. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki ölümün acısı gibi bir şey görmedim diyor. Peygamber Efendimiz, bakın daha büyük insan var mı bunlardan büyük? Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki ölümün acısı en keskin kılıçla vücudunuza üç tane keskin kılıç vurulduğunda canınız nasıl yanıyorsa ölümün en hafif acısı odur diyor. Bir başka hadisi şerifte de Hazreti Musa aleyhisselam için olması lazım. Ölümü nasıl buldun ey Musa dediğinde ya Rabbi ölümü şöyle buldum. Bir pıtrak yünün içine bulanmış. O yünün içinden pıtrağı çıkarırken nasıl çatır çutur zorla o yünleri parçalıya parçalıya çıkıyor. Canım çıkarken diyor öyle çıktı diyor. Yani ölümün insana verdiği bir acı var son nefeste. Fakat şöyle bir müjde var. Bunlar var ama bazı şeyler de var ki Mesela işte doktor iğne vuruyor, değil mi? Anestezi yapıyor. Morfin vuruyor. Dişini bıçakla kesiyor, çöküyor, kelpetenle koparıyor. Hiç acı duymuyorsun. Normalde bu acı vermiyor mu? Veriyor. Ama o uyuşturucu iğne o acıyı bastırıyor. Allah o acıyı bastıracak şeyler de veriyor ölen insana. Ölmek üzere olan insana o acıyı bastırıyor. Nasıl? Mesela öldüğünün bile farkına varmıyor adam. Bir uyuyor, gidiyor. Var mı böyle birisi? Var. Ben isterseniz şimdi Hazreti Harun'un ölümünü anlatayım. Musa peygamberin bir yaş büyük abisi. Peygamberlerin ölümlerinden de bahsedeceğiz dedik ya, tam bu yerine geldi. Acıyı duymayan ölüm var mı? Bu acı var. Peygamberlere de var bu acı. Alimlere de var, evliyalara da var, zalimlere de var. Herkese farklı farklı. Fakat bazılarının acılarını Allah dindiriyor. O acıyı hiç duymuyor. Biz çocukluğumuzda erkek çocukları olan çocuklarını sünnet ettirirken kuşa bak kuşa bak derlerdi bir kuşu çırpındırırlardı çocuk ona bakarken sünnet ederdi doktor acırdı ama bir noktada dikkatin oraya dağıttığı için acıyı hafifletmek için bir taktikti o Değerli kardeşlerim, şimdi daha kolay anlatabiliyoruz. Bakın, anesteziyle adam vücudunu yarıyor, parçalıyor. Normalde bar var bağırırsın. iğne batsa bağırırsın. Yarıyor gözünü, bypass ameliyatı yapıyor filan. Hiç acı duymuyorsun. Acı duyuyor aslında vücut. Fakat seni o acıyı duymaz eden bir morfin vuruyorlar. İşte Allah iyi kullarına, salih kullarına bu acıyı duyurmuyor. Bu nasıl oluyor? İşte bu nasıl oluyor onun? Cevabı Harun peygamberin ölümü. Hazreti Harun aleyhisselam Musa peygamberden bir yaş büyüktür. Abisidir. Yani İsrailoğullarından bir peygamber Hazreti Harun. Harun aleyhisselam Musa peygamberden 3 sene önce ölmüştür. 3 yıl önce ölmüştür. Hazreti Harun aleyhisselamın vefatı yaklaşınca yani ölüm saati yaklaşınca Allah Hazreti Musa'ya dedi ki Hazreti Musa'ya "Ey Musa, abin Harun'u da al filanca dağa doğru ziyarete gidin. Ağrı Dağı'na doğru bir çıkın." dedi misal. Böyle yeşillik, ormanlık bir dağa doğru çıkıyorlar. Harun Aleyhisselam da Hazreti Musa yaşça küçük ama makamı daha büyük Hazreti Musa'nın. Kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Harun peygamberimiz kardeşi Musa'nın kitabını İslam'ı yani o günkü Tevrat dediğimiz İslam'ı insanlara Hazreti Harun Musa'nın kitabından anlatmıştır. Musa yaşça küçüktür, makamı daha büyük peygamberdir Hazreti Musa. Harun Aleyhisselam kardeşinin kötü bir şey yapmayacağını peygamber çünkü ikisi de bildiği için yola çıkıyorlar. Hadi seninle bir yere gideceğiz. Olur gidelim diyor. Allah'tan gelen bir emir bu. Gidiyorlar, tabi ormana giriyorlar, bir ağaca rastlıyorlar. Musa peygamber ve Harun aleyhisselam. Ağacın böyle büyük bir ağaçmış. Böyle 4-5 kişiyle etrafını çevirdiğimiz ağaçlar oluyor ya asırlarca büyümüş. Öyle büyük bir ağaç, ağacın yükseğinde dalların ayrıldığı yerde bir köşk var, bir ev var. Ya bakmaya doyamıyor insan. Harun diyor ki kardeşine Musa diyor. Ya biz buradan çok geldik, geçtik. Yani bu bu yollardan biz çok geldik, geçtik. Ya bu dağda, bu ağaçta böyle bir ev yoktu. Öyle bir günde yapılacak bir şey de değil. Mükemmel bir şey. Sen bunu hiç gördün mü daha önce? Yok dedi, görmedim dedi. Peki bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Ben bu ağacı Allah'ın meleklerine sordum. Bu ağacı çok salih bir kul için hazırlamışlar. Bu evi. Yani bu ev sahibi belli bir adamınmış. Sahibi belli. Kime ait olduğu. Peki kimmiş? Allah katında çok salih, muttaki bir kulmuş. Ama evin içi yatakları, döşemeleri cennetten bir köşmüş." dedi Hazreti Musa. Bu sefer merak sardı. "Hadi girek derler yani. Ya, hanım bacılar da böyle mobilyacı, mobilyacı olunca bir girek bakak yeni moda ne çıktı alamasak da görek diyorlar mesela. E, İnsan seviyor böyle dünyalık şeyleri, nefis işte." Hazreti Harun da dedi ki Musa'ya, "Ya bir baksak mı acaba?" dedi. Yani sahibi tamam biz değiliz ama bir baksak mı dedi. E olur dedi. Bakalım dedi. Hazreti Harun'la Musa ağaca çıktılar. Eve girdiler. Evde bir serinlik, mis gibi bir cennet kokusu. Hazreti Harun yatağa bir baktı hayatında o günün dünyasında nerede öyle işlemeler hani şimdi yatak örtüleri falan oluyor ne kadar güzel insanın almayacağısa da alası geliyor böyle desenleri renkleri modelleri bir acayip acayip böyle Hazreti Harun da yatağa hayran kalıyor diyor ki ey Musa vallahi bu cennet yatağı cennet köşkü ne güzel bir uzansam şöyle diyor Şöyle bir uzansam acaba bir şey derler mi diyor. Hazreti Musa sen uzan diyor. Uzanıyor. Hazreti Harun diyor ki Musa sen de gelsene diyor. Yok diyor benim diyor uzanasım yok diyor. Ne olur sen gel çok rahat bildiğin gibi değil diyor. Hazreti Musa abi diyor o yatak senindi zaten diyor. O yatak senin de deyince Azrail'i görüyor Harun. Azrail'i görünce Hazreti Harun diyor ki: "Ey Allah'ın ölüm meleği. Seni buraya getiren sebep nedir?" "Allah bana emretti, salih bir kulun canını almak için geldim." diyor. "Hangi salih kulun şu yatağa senden önce de senden sonra da kimse yatmayacak?" Bu yatağa kim yatarsa onun canını almaya geldim diyor. Hazreti Harun diyor ki Musa sen bana oyun ettin diyor kardeşine. Hayır abi diyor ben sana oyun etmedim diyor. Allah senin gibi Allah yoluna fedakarlık yapmış, Allah'ın nebisi, Allah'ın peygamberi salih bir kulun canını böyle güzel bir yerde almak istedi. Ben sadece vesileyim diyor. Şimdi senin yerine o yatakta uyumayı ne çok isterdim diyor. Hazreti Harun'a Azrail aleyhisselam sağ yanağının altına elini koy, sağına dön ve uyu diyor. Allah bazı canları uykudayken aldırır ruhunu. Uyurken ölür adam uyudu uyanamadı diyoruz ya atasözü olmuş uyudu uyanamadı olursun diyoruz ya Hazreti Harun öyle güzel bir Müslüman ki öyle güzel bir Allah dostu ki ölümün hiçbir acısını duymadı. Cennette gideceği yatağı Allah dünyaya gönderdi. Cennette gireceği köşkü Allah dünyaya gönderdi. Hazreti Harun'a Musa Aleyhisselam Allah sana vaat ettiklerini vermedi mi ki abi dedi. Benden razıyım dedi. Başını çevirdi. Dünyanın meşgalesi, dünyanın telaşı senin olsun ey Musa. Ben Rabbime yüzümü çevirdim dedi. Başını yastığa koyup, elini yanağının altına koyup, gözünü yumduğunda Azrail aleyhisselam bir peygamberin canını aldı ve gitti. Sonra o kavim Mısır halkı bu sefer dediler ki Musa'ya sen Harun'u öldürdün dediler. O yatak, o ev, o ağacın üstündeki cennet köşkü kayboldu. Harun'un normal ölmüş bedeni kaldı Hazreti Harun'un. Allah Hazreti Harun'u defnetmeyi Musa'ya emretti. Musa Aleyhisselam da toprağı kazdı o ağacın olduğu yere. Musa peygamber abisi Harun'u defnetti. Defnetti, köye geldi. Halk İsrailoğulları dediler ki "Hani abin Harun nerede? O vefat etti dediler. Ben de onu defnettim." "Yok sen onu öldürdün." dediler. Şimdi gel anlat. Ne o evi anlatabilirsin? Ev yok. Allah götürmüş onu, kaybetmiş. Ne köşk var, ne Harun var. Harun gömülü. Ne yapsın Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine ve Harun'un oğullarına dedi ki: "Gelin gidelim. Babanızın mezarında Allah'a yalvarayım ben." O onu kimin öldürdüğünü söylesin size. Hazreti Musa abisi Harun'un mezarının başına geldi. Ey abiciğim dedi. Kavmim bana yine iftira etti. Bir kere daha iftira etti. Seni kim öldürdü dedi. Yani ben mi seni öldürdüm? Hazreti Harun Aleyhisselam o Musa peygamberin gömdüğü topraktan ayağa kalktı. Beni Rabbim öldürdü dedi. Benim canımı Rabbim aldı ve ben Rabbimden razıyım. Rabbim de benden razı dedi. Sonra Hazreti Harun aleyhisselam yine toprağında kayboldu. Hazreti Musa aleyhisselam 3 yıl sonra vefat edecek. Abisinden 3 yıl sonra. Ölüm değerli kardeşlerim Bazen insana kendini gösteriyor. Azrail Aleyhisselam işaret veriyor. Onunla ilgili de çok güzel bir hatıra var Davut peygamberin hayatında. Davut ve Süleyman'ın ölümü, bu ölümler bize çok şey anlatıyor. Yani insanın bazen doğumu, bazen gençliği, bazen ölümü çok nasihat. Bazı ölümleri unutmayın. Yani bazı ölümleri unutmayın. Çünkü Allah ölümle de öğüt verir insana. Çünkü bakarsınız mezarları gezerken ne valiler, ne paşalar, değil mi? Ne devlet adamları, ne fakirler yokluktan canı çıkmışlar. Hepsi beraber sessizce yatıyorlar. Dünyadaki bağrışma yok. Dünyadaki torpil yok. Beni hastane sırasının önüne al sen bizim köylüsün yok. Hepsi kuzu gibi yatıyor mezarda. Nasıl güzel bir nasihattir. Nasıl güzel bir adalettir Allah'ın. Ama Davut peygamberin ölümü. Azrail'e bir şey soracak Davut ve Hazreti Azrail'le Davut'un son konuşması ve ağaçlar gibi ayakta ölen bir peygamber. Süleyman Aleyhisselam. İnsan ayakta ölür mü? İnsan ayakta ölürmüş ve Kur'an ayetiyle sabit Hazreti Süleyman'ın ölümü, Davud'un ölümü kısa bir aranın ardından ölmeden önce ölüye neler yapılır? Bu kanına bıçak konur mu? Çenesi bağlanır mı? Gözü kapatılır mı ölünün? Açık mı gitmesi iyi, kapalı mı gitmesi iyi? Ölünün ardından Kur'an okunur mu? Ölmeden önce okunur mu? Toprağa verildikten sonra mı okunur? Ve daha nice sorularınızda ölünün borcu varsa cenaze kılınmadan mı borç verilmeli? Yoksa cenazeden sonra da verilse olur mu? Borcu verilmemiş bir cenazenin mirası mirasçılara helal olur mu? Kısa bir aranın ardından ölüm bahsine devam edeceğiz inşallah. Mevlam sana ersem Mevlam sana ersen Vuslat ümid yaşar Aşka Evet, bu güzel akşamın manasına, ruhuna, özüne uygun çok güzel iki tane güzel eser seslendirdi, birleştirdi biraz da kısaltarak, ben de öyle rica etmiştim. Birisi benim Türk tasavvuf musikisinin en güzel eserlerinden, çok hoşuma giden, Mevlem Sana Ersem diye, içime bir huzur veriyor böyle. Ee, Babamın rahmetli olduğu anlar aklıma geliyor. Okunduğu zaman böyle e, sakin, mütevekkil insanlar vardı. Dünyada böyle ha, sanki dünyadan sıkılmış, dünya düş yakamdan der gibi insanlar vardı eskiden. Şimdi hiç dünya bitmesin, ahiret hiç gelmesin gibi bir basit bir hayat yaşıyoruz. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Öyle yapay ki öyle yani dünyanın dostluğu da güzel cümleler kuruyoruz, güzel şeyler yapmıyoruz. Mesela İmam Hatip okullarımız çoğaldı ama Müslümanlığımız azaldı biliyor musunuz? İmam Hatip okulunun çoğalması değilmiş demek ki çok mesele. Veya Kur'an kursunun çoğalması değilmiş. Bir Bilal-i Habeşi ahlakında adam daha yetiştiremiyoruz yani. Kolay değil yani. Var mıdır? Vardır mutlaka. Yani onca hizmeti elbette ki kötüleme adına söylemiyorum ama ortalık işte gördüğünüz gibi yani e, durumu hepiniz görüyorsunuz. Birbirimize boş yere yağ çekmenin de bir alemi yok. Hani Peygamberimizin bir hadisi şerifini okudum buraya gelmeden i̇bn Kesir'in Ölüm ve Ötesi isimli eserinde Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki diriler ölülerin mezarlarına gidip yani siz kalkın biz bıktık bu dünyadan keşke biz ölsek de sizin yerinize bu mezara biz girsek siz yaşasanız demedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Yani diriler ölülere imrenecekler. Dünya o kadar çirkinleşecek. Dünya o kadar çirkefleşecek. Şimdi yaşadığım dünya çocukluğumun dünyasına baktığımda yani 51 yaşındayım bakıyorum evet dünya gerçekten dün daha fakirdik dün daha yoksulduk dün daha zor bir imkanlarla yaşıyorduk ama dünya dün daha güzeldi sanki benim için şimdi daha çirkin daha kötü şeyler göz önüne çabuk geliyor televizyonlar internetler Ölüm bu noktada insanı sakinleştiriyor. Yani bana ağrı kesici gibi geliyor ölüm tefekkürü. Bu tasavvuf ve tarikatlerin çok güzel insan terbiye etme metotları vardır. Mesela Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dergahının kapısından girerken adam diyor ki asmışlar sözünü incin incinsen de incitme. Şimdi bu söz Üniversiteler otursun uğraşsın şu iki kelimenin sırrını çözmek için. İncin sen de incitme. Şimdi bunu 700 yıl önce söylemiş Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Bir Mevlana ya öldüğü güne Şebi Arus demiş. Şebi Arus düğün gecesi, gerdek gecesi demek biliyor musunuz? Farsça Düğün olduğu gece, gerdeğe girdiği gecedir erkeğin, kızın. Yani ilk gece demektir. Düğün gecesi demektir, şevi aruz. Mevlana öldüğü güne söylüyor bunu. Ve diyor ki, ben ölünce oturup ağlayıp dizlerinizi dövmeyin. İşte tekkede, dergahta, değil mi o teflerle, neylerle, kudümlerle Allah'ı zikredin, ilahiler, kasideler, sözler, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyun. Hayırla yad edin beni. Öyle yas tutmayın diyor. İnsan ölünce üzülür mü hiç? Niye? Düğün gecem benim diyor. Neyin düğünü? Allah'a kavuşuyorum diyor. İnsan sevdiğine kavuştuğu geceye düğün demiş, evlenmiş, karı koca olmuş. Kul Rabbine kavuşuyor, Rabbine diyor. Mevlana Hazretleri dünyadan kurtuluşunu düğün gecesi olarak ölümünü böyle anlatmış. Değerli kardeşlerim, ölümle üç şey gelir insanın başına. Ölmeden, ölüyorken üç şey olur. Bir, can çekişmenin, ruhun çıkışının zorluğu. Az önce bir iki örnek verdim, notlarıma baktım. Hazreti Musa'ya, Allah buyuruyor ki ey Musa ölümü nasıl buldun? Musa aleyhisselamın sözü şuymiş. Hazreti Musa diyor ki bir tavada canlı bir serçenin kızartıldığı zaman, yakıldığı zaman nasıl çırpınır ve oradan çıkmak, kapağı kaldırıp uçmak ister? O onun gibi bir şey diyor. Ölümün acısı bana öyle geldi ya Rabbi diyor. Kim söylüyor bunu? Hazreti Musa Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, ölüm üç şeyle gelir insana. Sana, bana, hepimize. Zengine, fakire. Köleye, efendiye. Alime, zalime. Üç şeyle gelir ölüm. Bir can çekişmenin zorluğu herkesin başına gelecek. Kime gelmiş? Peygamberimize gelmiş. Biz Resulullah'ın vefatını ayrı bir konu olarak işleyeceğiz Allah nasip ederse ama kardeşlerim peygamberimizin sadece şunu arz edeyim vefat edeceği zaman artık ölüm döşeğine düşmüş sekerat hali peygamberimiz bayılıp bayılıp gidiyor bir uyanıyor biraz sonra bir daha bayılıyor artık ölüyor Resulullah Aleyhisselam duymuş ki Fatıma babası namaza çıkmamış. Fatıma anamız babam diyor canlıysa eğer hayattaysa namaza mutlaka çıkardı. Babam namaza çıkmadıysa bu işte büyük bir iş var. Yani normal bir şey değil bu. Öyle hastalık falan değil bu. Yavrularını alıyor Hazreti Fatıma. Dört çocuğu var yanında. Fatıma'nın. Biz Hasan Hüseyin'i biliyoruz sadece. Ya kızlar? Fatma'nın kızları vardı. Hazreti Fatıma kızının birisi daha süt emiyordu öldüğünde. Fatıma anamız öldüğünde kızın biri süt emiyordu daha. Dört yavrusuyla geldi babasının kapısına. Babası yatağında yatarken Hazreti Peygamber'e Ayşe annemiz Ayşe anamızın odasında vefat etti. Hanımının odasında öldü Resulullah Aleyhisselam can verdi. Kardeşlerim Ayşe anamız Fatıma geliyor ya Resulallah deyince artık Ayşe anamız da kıskanıyordu Fatıma'yı ama yani kıskançlığı şöyle kadın kıskançlığı. Resulullah kızını çok seviyor. Sevdiğini de belli ediyor. Annemiz de Fatıma'yı Resulullah'ın açıktan aleni bir şekilde çok sevmesi biraz kıskanıyor tabi o da genç Ayşe genç Hazreti Fatıma da çok genç Fatıma gelirse Resulullah sevinir diye kıskandığı halde Resulullah'a diyor ki ya Resulallah Fatıma geliyor duydun mu diyor Fatıma geliyor deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkmak istiyor Fatma Yavrularıyla odaya girdiğinde Resulullah kalkmak istiyor, kalkamıyor. Peygamberimizin Allah'ım acizlikten sana sığınırım diye dua etmesi aha bu işte. Acizlik ne? Güç yetirememe. Gücü yetmeme. Bazen insanın acizliği nedir? Çocuğun sabah okula giderken haçlık ister, paran yoktur, veremezsin bu acizliktir işte. Mesela Yavrun ameliyat olacak, canı yanıyor. Ameliyathaneye girmeden baba çok canım yanıyor diyor. Sen o çocuğun canının yanmasını dindiremiyorsun. Yani yani bir kolay olsa, hani şu ceketi sana vermem, senin de gaza bana vermen gibi kolay olsa, her anne, her baba çocuğunun acısını almak ister. Alamıyorsun ama, o çocuk o acıyı çekiyor, sen o acizliği yaşıyorsun. İhtiyarlık bunaklığı değildir sadece acizlik. Peygamberimizin yatağından kalkıp kızına güçlü, normal, morali yerinde görünmek istiyor. Ama Allah Hazreti Muhammed Mustafa'yı da işte bu acizliği yaşatmıştır peygamberimize. Kalkmak istedi Resulullah, yarıya kadar kalktı, geri düştü. Geri düşünce Fatma koştu, babasını kucağına aldı. "Babam" dedi. "Sana ne oldu böyle?" dedi. Hani böyle olmazdın? Peygamberimiz 61 yaşında daha. Bizim takvimle 61 yaşında vefat etti Rasulullah. Hicri takvimle 63 yaşında vefat etti. Yoksa bizim şimdiki Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye hesapladığımız bu senelere göre 61 yıl, 1 ay, 18 gün yaşadı Rasulullah. Efendimiz öyle çok yaşlı, 80-90 yaşında değil hani. Efendimiz ama ölüm hastalığı yakalanmış. Gidiyor artık. Fatma annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı kucağına aldı, kaldırdı başını şöyle yasladı babasını kendine. Yavrucaklar Resulullah'ın yerdeki yatağının etrafına oturdular. Küçücük Rukayya. Onun bir büyüğü Ümmü Gülsüm. Onun bir büyüğü Hazreti Zeynep. Zeynep Fatıma'nın büyük kızıdır. Bir de onun küçüğü Ümmü Gülsüm vardır. Onun bir küçüğü Rukayya da vardır diyorlar ama Rukayya konusu ihtilaflı bir mesele ama bir de Hasan Hüseyin var. Hasan 8 yaşında, Hüseyin 7 yaşında. Hepsi yani çocuk daha. Efendimiz onlar da yatağının etrafına toplandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Fatıma anamız sarılınca baktı ki babası yanıyor ateş içinde. Peygamberimiz çok ateşli bir hummadan öldü, vefat etti. Hastalığı buydu. Çok ateşli bir humma. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama dedi ki Fatma anamız çok seviyor babasını. Baba kız çok birbirlerini çok seviyorlar. Yani insan ana baba birbirini sever ama bazı insanlar birbirini çok fazla severler. Hakikaten Hazreti Fatıma'nın babasına olan sevgisi, babasının da Fatıma'ya olan sevgisi bambaşkaydı. Babam dedi, ne kadar ateşlisin böyle, yanıyorsun baba dedi. Efendimiz Aleyhisselam o acıyı şöyle tarif ediyor. Yaşadığı acıyı şöyle anlatıyor kızına. Fatıma diyor. Beni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki babana dünya ve ahirette dokunacak ateş aha bu işte diyor başka ateş dokunmayacak diyor. Yani kızını sevindiriyor. Ahirette bize ateş dokunmayacak Fatıma diyor. Babana dünya ve ahirette dokunacak ateşin hepsi bu diyor. Üzülme diyor. Hazreti Fatıma üzülmez mi hiç? Canım Fatimam, annem benim. 28 yaşındaydı daha. O da zaten babasına dayanamayacak. Babası vefat ettikten sonra 6 ay sonra Fatıma da ölecek. Hazreti Peygamber'in kızı şu dünyadan 28 yaşında göçüp gitti. Bir yavrusu daha 3 yaşındaydı. Bir yavrusu 5 yaşındaydı. Bir yavrusu 7 yaşındaydı. Bir yavrusu 8 yaşındaydı. Hazreti Peygamber de bu ölümün can çekişme anındaki zorluğunu yaşamış. Ateş olarak yaşamış. İki, Azrail'in yani ölüm meleğinin gönderdiği meleklerin kendi suretinde görülmesi. Ölüm anında korku melekleri, azap melekleri, insanı korkutan, aklını oynatan, yani eğer şimdi bunlar böyle geldiyse, Karakola indirince ne edecek bakalım deriz ya hani. Şimdi böyle geldiyse bunlar hani dipçikle döve döve götürürler adamı. Bir de işte savcı bey sizi bekliyor demek var değil mi? Şimdi Azrail korku şekilde geldiği zaman ölüm meleği gönderdiği naziat meleği o ölüde şu halleri gösterir. Bir dudakları kurur çatlar mosmor olur. İki, kardeşlerin bir hırıltı zorlanır can verirken. Naşitat melekleri de gelir. Öyle bir şey ki acı çekiyorsunuz, acınızı duymuyorsunuz. Yani kılıç yarığı gibi vücudunuzda acı var, Hazreti Musa'nın dediği gibi tavada pişen serçenin çırpınması gibi canınız yanıyor ama öyle birini göndermiş ki Allah o acıyı duymuyorsunuz. Allah'ım ya Rabbi bizim canımızı almaya geldiklerinde bize naşitat meleklerini yolla ya Rabbi. Dünyanın saltanatı olsan olacak ki katların, yatların, altınların, incilerin olsan olacak ki can kardeşlerim Ölüm başımıza gelecek mutlak bir hakikattir. Ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Üç, ölümün getirdiği üç şey, isyankarların cehennemdeki yerlerini, sevabı çok, cennete gidecek iyi kulların da cennetteki makamını görmeden canı çıkmaz. Bak bu üç şeyi unutmayın. Bir, can çekişmenin zorluğu, İki ölüm meleğinin görüldüğünde insanın şoka uğrayınca ağzı gözü eğilir. Durum değişik değişik haller oluyor. Bir de cennet meleğini görmüşsünüz, sevinçlisiniz. Yüzünüze bir ferahlık iner, bir serinlik iner. Sanki siz ölmeyeceksiniz de başınızda Yasin okuyan hoca ölecekmiş gibi böyle tebessümle bakarsınız. Ölünün başında Kur'an okunur mu okunur? Ölmeden önce mesela öleceğini tahmin ettiğiniz insanlara Yasin-i Şerif okuyun. Bakmayın şu bizim ilahiyat'taki bazı hocalarımıza. Onların Allah canlarını sağ etsin. Acayip adamlar. Yahu işi gücü kalmamış. İnanın anasına babasına da zaten onlar Yasin, Fatiha okudukları yok. Faydası yok diye terk etmişler. Ne fakirlik ya. Şimdi Halbuki Resulullah diyor ki evveledün yed'uleh evveledün salihun yed'uleh bir de diyor salih bir evlat bırakır ölen kişi o anasına babasına dua eder de Allah onu affeder. Öldükten sonra üç kişinin amel defteri kapanmaz. Sadakatin cariyetin devam eden bir hayır hizmet açmak. iyi bir şey yapmak köprü, yol, cami, hastane, köye çeşme yaptırmak, bir öğrenciye burs vermek, bir garibi elinden tutmak, evlenecek durumu olmayan birine yardım etmek. Bütün bunlar onlar yaşadığı müddetçe o sevap sana yazılmaya devam eder. Sen ölsen bile. Sen ölsen bile. Mesela ben evlenirken biz köyde bir imamdık. Çok fakir durumumuz vardı. E, köylü toplandı. Allah razı olsun. Ne güzel insanlar. Koyunlar toplamışlar, sütler, yoğurtlar toplamışlar. Köyün en zengininden daha güzel sofralar açıldı. Ben parayla onu açamam mesela. Şimdi ben ölüp gitsem bile ben onlara hep dua ediyorum. Ya onlar ölse bile ben onlara hep dua etmeye devam edeceğim. Niye? Bende hakları var yani. Bizim yuva kurmamıza yardım etmişler. Düğünümüzü şenlendirmişler. Elimizden tutmuşlar. Değerli kardeşlerim, tabi ölen peygamberlerin ölümlerinden de ibret almak lazım. Mesela Hazreti Davud aleyhisselam kıskanç bir adammış. Ailesi konusunda, hanımları konusunda çok evliydi Hazreti Davud. Yahudi kaynakları 99 karısı vardı diyorlar. Yok bu doğru değil bence ama bunu Yahudiler söylüyorlar kendileri. Fakat bizim inancımızda da Hazreti Davud çok evli bir insandı, birden fazla hanımı vardı. Hanımlarına karşı da kıskançtı. Yani Davud aleyhisselam evden çıkarken evinin kapısını kapatır, der ki bir ihtiyacınız varsa bana söyleyin. Bir gün eve geldi ki Davud aleyhisselam ölüm vakti gelmiş bak şimdi. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın olduğu yere ilk mescidi o başlattı, oğlu Süleyman tamamladı. Davut peygamber eve geldi ki evde tanımadığı bir erkek böyle yakışıklı, uzun boylu bir adam. Evde hanımlardan başka kimse yok. Şimdi bizim evde bile öyle bir şey olsa değil mi? Zorumuza gider. Bu erkeğin ne işi var bu evde deriz. Hazreti Davut bir de güçlü bir hükümdar peygamber dedi ki "Hatunlar buraya gelin." dedi. Kadınlar çıktılar odalarından. "Kim bu adam?" dedi. "Vallahi biz bilmiyoruz bey." dediler. "Biz kapı falan açmadık. Biz bunu kapı mapı çalmadı." Azrail. Hazreti Davut döndü adama dedi ki "Kimsin bu adam?" dedi. "İn misin cin misin?" Sır mısın? Nesin sen? Kimsin dedi. Buranın Davud'un evi olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum dedi. Davud'un evine izin alınmadan girilmez. Bilmiyor musun dedi? Biliyorum dedi. Fakat bana kralların kapısı, hükümdarların sarayı sökmez Davud dedi. Ben evlere kapılarından girmem dedi. Kapılarından girmem deyince Hazreti Davud peygamber kendine zebur inmiş bir adam. Şok oldu. Dedi ki ey Davud ben izin almadan giren biriyim dedi. Hazreti Davud yoksa sen ölüm meleği misin dedi. Evet ben ölüm meleğiyim dedi. Azrail'im ben. Hazreti Davud tabi ansızın yakalandı. Ama peygamber ayıbı mı var, günahı mı var? Yok. Fakat daha çok ibadet etmek isterdi. Öleceğini bilse insan Müslümanlığını çoğaltmak istemez mi? Hangimiz olsak? Bize biri dese ki önümüzdeki ayın 20'sinde kesin öleceğim. Böyle bir garanti olsa. Yani doğarken bize bir şey verilse elimize. 65 yıl 7 ay 8 gün yaşayacağın dese. O da kesin tutsa böyle bir eceli olsaydı insanların. Mesela yani. Öyle olsaydı şimdiki gibi ölümün tarihi belirsiz değil de belirli olsaydı gelirken ne yaşayacağımızı bilseydik. Öleceğimiz zamana yakın daha çok ibadete vermez miydik kendimizi? Her insan böyle yapar. İyiler de böyle yapar, kötüler de böyle yapar. İyiler daha iyi olmak için, cennetin daha yüksek derecesine çıkmak için yaparlar. Hazreti Davud dedi ki sitem etti Azrail'e. Ey ölüm meleği dedi, niye bana haber etseydin dedi. Ben tedbir alırdım, biraz daha fazla Rabbime itaat ederdim, biraz daha çok zamanımı ibadete ayırırdım. Bir gününü evine ayırırmış Hazreti Davud. bir gününü ibadete ayırırmış Cumartesi gününü, bir gününü de Hazreti Davud halkın işlerini, mahkemeleri devlet idaresine ayırırmış, günlerini böyle çevirirmiş diyor ki bir günümü değil diyor bütün günlerimi ibadete verirdim. Azrail aleyhisselam ben sana haber yolladım dedi. Duymadın mı? Nasıl haber yolladın dedi? Senin baban var mıydı dedi? Vardı dedi. Nerede şimdi dedi? Öldü dedi. Bak sana haber yollamışım dedi. Baban öldü dedi. Ölüm var demek. Senin kardeşlerin var mıydı? Vardı. Nerede onlar?" dedi. "Bazıları öldü." "Öldü onlar." dedi. "Bak sana haber etmişim ben." dedi. "Sana gelmişim ben." "Senin arkadaşların var mıydı? Vardı. Öldüler mi?" "Öldüler." "Bak haber etmişim." dedi. "Şimdi ölüm vakti." dedi. "Dönüş vakti." Hazreti Davud Kudüs'te Mescid-i Aksa'da kendisini secdeye kapattı ve kalkmadı. Babası secdede öldü, oğlu ayakta öldü. Baba oğul iki peygamber. Davud secdeye kapandı ve Allah onun canını secdedeyken aldı. Allah'ım böyle bir ölümü bize de nasip et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Süleyman da Süleyman aleyhisselam'ı Allah Kur'an'da da anlatıyor zaten. Bakınız iyilerin ve kötülerin ölümleriyle ilgili diyor ki Nahl suresi 32. ayet takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat bir halde alırlar. Selam size. Yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler. Daha ölürken ölürken bir de böyle ölmek var. Allah'ım sen nasip et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Allah Kur'an'da bize şöyle öğüt veriyor. Bismillah. Kul inne salati ve nusiki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani benim hayatım da Allah için, ölümüm de Allah için. Namazım da Allah için, bütün ibadetlerim de Allah için. Bunu söyle diyor Allah. Bunu söyle diyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam değerli kardeşlerim tabi ne zaman ki Sebe suresi 14. ayet Süleyman peygamberin ölümüyle alakalı buyuruyor ki Rabbimiz ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik. Yani ölmesini emrettik Azrail'e. Cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği, güve. Güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki Süleyman ölmüş. Cinler eğer gaybı bilselerdi, o zilleti azab içinde bekleyip durmazlardı. Yani Allah diyor ki Sebe suresinde, cinler gaybı bilmez. Hani şimdi millet cinden, şeytandan, muskacıdan gelecekle ilgili haber bekliyor ya. Şimdi muskacılara, cincilere gidiyor. Bilhassa hanımlar bu işe çok meraklı, işin garibi. Hanım bacılar, bilhassa bir de bizim çok dindarlar çok meraklı. Gidiyorlar, işte bizim herifin dostu varmış da şöyle de böyle de. O da bakıyor ki zaten hazır bu. Yani bu parasını kaptırmaya gelmiş zaten. Diyor ki, bir bakayım, 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 bakayım. bakayım. Hımm, hımm diyor. Kadınca zaten şüpheli. Kalbinde bir de pili varsa, pil biter yani. Değerli kardeşlerim, Allah diyor ki, ''Bilseydi, cinler bir şey bilseydi, Süleyman öldü de günlerce haberleri olmadı.'' diyor. Böcek güve böceği, Süleyman peygamberin bastonunun dibini yiye yiye yiye, bir böcek bastonun dibini yiye yiye dengeyi bozmak için ne kadar yemesi lazım? En az üç gün yemesi lazım. En az. Değil mi? Süleyman peygamber ölmüş, en az üç gün geçmiş cinler hala amele gibi çalışıyorlar. Süleyman peygamberin şöyle bir özelliği var kardeşlerim. Kuşların dilini biliyor. Rüzgarlar emrine verilmiş. Ayet böyle. Allah'ın ayeti var bu konuda. Ve cinler buna hizmetçi olmuş. Amele, inşaat işçisi. Yapacağı işleri cinlere yaptırıyor. Niye? İnsanlar taşı kaldıramıyor, cinler kaldırıyor. Cinler kaldırıyor, kocaman kayayı alıyor, getiriyor cin. Cinleri çalıştırıyor. Cinler Süleyman peygamberin işinden kaçmak istiyorlar. Ama korktukları için bir peygambere ihsyan ettikleri zaman kaçarlarsa başlarına bela gelecek diye kaçamıyorlar. Süleyman peygamberin öldüğünü bilseler kaçıp gidecekler. Hazreti Süleyman'ı Allah ayakta öldürmüş. Bakın Davut Süleyman peygamberin babasıdır. Baba Davut'tur. Hani Hristiyanlar, Yahudular David diyorlar ona. Davud aleyhisselam. Hazreti Süleyman, Salaman dedikler işte. Süleyman aleyhisselam da Davud'un oğludur. Allah onların ölümüyle bize neyi anlatıyor? Kardeşlerim, birini secdede öldürmüş babasını oğlunu ayakta öldürmüş ölmüş böyle bekliyor yani böyle bekliyor bahçenin başında ya gitmiyor gece gitmiyor gündüz gitmiyor yemiyor içmiyor günlerce ama böyle bakıyor gözü açık gözü kapatmak gerekir mi Değerli kardeşlerim, ölen birinin gözünü kapatmak gerekir. Bu göz açık gitmesin falan sözü var ya, ondan dolayı değil. İnsanoğlunun asıl gözünü açması gereken yer ahiretin cennet yurdu olacağı için gözü açık insan ahireti değil, cenneti daha çok görmek istiyorum demek yerine geçer o. Onun için benim dünyayla işim bitti. Artık dünyayı görmek istemiyorum. Bana Allah'ın göstereceği şeyleri görmek istiyorum. Hadi gözümü yumdum. Hani biz bir sürpriz yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Yum gözünü diyoruz. Değil mi? İşte 14 Şubat sevgililer günde hanımınıza yüzük alıyorsunuz. Yum gözünü sana sürpriz yapacağım. Gözünü aç diyorsun sonra açınca sürpriz ortaya çıkıyor. Ölen gözünü kapatır ki Asıl Allah'ın ona hazırladığı sürprizi, cenneti yani cennet bahçesini görsün, ona gözünü açsın diye mümkünse ölenin gözünü kapatmak lazım. Değerli kardeşlerim, öyle bıçak mıçak konması diye bir şey yoktur. Yani dinin bir emri değildir. Bu bizim geleneğimizde olan bir şeydir. Buna gerek yoktur. Ayrıca Kıymetli kardeşlerim, ölenin bulunduğu odada Hanefi mezhebinde hükme göre ölünün olduğu evde, olduğu odada toprağa verilinceye kadar Kur'an okunmaması gerekir. Mekruhtur. Ama Şafi mezhebinde bakın, Şafi mezhebinde ölünün olduğu yerde Kur'an okunması sevaptır. Hocam bu ikisi birbirinin zıttı. Değerli kardeşlerim, yeşil rengi var mı? Var. Mavi renk var mı? Var. İkisinin de güzel olduğu yerler oluyor, değil mi? Bazen yeşil giyiyorum, ne güzel yakışıyor adama. Bazen mavi giyiyorum, ne güzel yakışıyor adama. Yeşil giyenler yine yeşil giysinler. Yani Şafi olanlar Şa İmam Şafi Hazretlerini taklit edenler ölülerine Kur'an okusunlar. Hanefi olanlar da ölene kadar Yasin okusunlar yanında şehadeti yüksek sesle getirin. Ölüye duyurun bunu. Yani Mehmet mi? hadi sen de söyle. Böyle demeyin. Böyle demeyin. Bu olmaz. Ama yanında o kendi kendine, kendi iradesiyle, kendi aklıyla, kendi tercihiyle sizden duyunca aklına gelsin. İnsanın bazen aklına gelmiyor. Oğlunuza düğün yapıyorsunuz. En yakın arkadaşını unutuyor insan en sevdiğini unutuyor. Sonra düğünden sonra bir duyuyor ki anam ben filanı çağırmamışım. Adam da diyor ki küstüm vallahi unuttum diyor. Birinin hatırlatsa değil mi? Çağıracak. Hatırlatsa çağıracak. Niye çağırmasın? Arkadaşı yani. Aklının üstü kapanıyor insanın. Ölünün yanında şehadet getirmek böyle bir şeydir. Davet edilecek adamı hatırlatmak gibidir. Ama sen söyle denilmez. Ölüye ölecek olana sen de böyle söyle denilmez. Onun yanında hafif yüksek sesle kadın ise bile siz mesela adam yok kızı başında adam ölüyor. Evde kimse yok ya da evde var ama mahrem biri yok yabancı bir erkek yok. Onun yanında baban duyacak anan duyacak şekilde hadi buyurun biz de bu arada bir şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyelim. O duysun, o illa sizinle sesli söylemesi gerekmiyor. O kalbinden de tekrar edebilir, biz bilmeyiz. İmanı Allah bilir. Yani Allah şu dünyada biz şimdi birbirimizi görüyoruz. Birbirimizin dinini, yaşantısını eleştirerek sen kafirsin, sen şusun, busun denilmez partisini beğenmiyor adam bırak ya o gavurun teki diyor tövbe estağfurullah öyle denilmez veya adamın işte kıyafetini beğenmiyor yok ya bundan ne müslüman olacak diyor böyle denilmez müslümanlık imandır şu kalptedir müslümanlık öbürleri ameldir günahın da hesabını kul sormaz Allah sorar adamın günahını kul sormaz Allah sorar akrabasısındır, kocasısındır, anasısındır, babasısındır. Yavrum böyle yapma bak şöyle yap, şöyle giyin, namazını kıl filan denir bu. Ama kulun ameline sen ben karışamayız. Ondan dolayı sen gavur yok. Nice insanlar göreceğiz. Son duaya geçiyorum. Nice insanlar göreceğiz ahirette. Biz çok Müslüman zannedeceğiz. Müslüman olmadıklarını göreceğiz. Biliyor musunuz? Kıyamet günü bunu göreceğiz. Nice insanlar göreceğiz. Bu kesin cennete gider zannedeceğiz. Cehennemin dibinde göreceğiz. Bununla ilgili uzun uzun hadisler var. Peygamberimizin hadisleri ama vaktimiz kalmadı. Dua vaktine birkaç dakika kaldı. Cumadır. Gelen gün cumadır. Ben bu cumada duaya geçmeden Hakan Akgül hocama çok sağ ol. Ağzına sağlık. Kayseri'ye, Ağrı'ya bütün memleketimize selamlar. selamlar. Ayaklarına sağlık. Ekranları başında siz kardeşlerime, şu saate kadar şu stüdyomuzu şereflendiren benim can kardeşlerim, vefakar, can dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yayın ve yapım demeyi geçen arkadaşlarıma Allah hepsinden razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Hadi buyurun bir dua ile şu güzel geceyi Cuma'ya Bismillah diyelim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم اللهم حياتنا ولمنا أن حيرلسنا أن Ya Rabbi hayatımızda bizi azdırıp saptırma. Son nefesimizde şaşırtma ya Rabbi. Müslüman olarak ölmeyi, teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin diyen Hazreti Yusuf'un duasıyla sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizi salihlerle beraber yaşat ve Müslümanlardan olarak dirilt ya Rabbi. Salihlerden biri olarak haşreyle ya Rabbi. Canımızı Müslüman olarak al ya Rabbi. Evlerimize, yuvalarımıza, ülkemize, dünyamıza huzur ver ya Rabbi. İyi ahlaklı insanları sen çoğalt ya Rabbi. Zalimlere, kötülere fırsat verme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi. Gönlümüzün taşıyamayacağı, omzumuzun taşıyamayacağı, aklımızın taşıyamayacağı, malımızın taşıyamayacağı ağır yüklerle bizi imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım ekonomisi bozulmuş, durumları kötü hale düşmüş, yeryüzünde ve ülkemizde ne kadar kardeşimiz varsa helalinden rızık kapılarını sen aç ya Rabbi. Allah'ım üzerimizde hakkı olanlara ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün ehli imana gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Cumanın hayrını, bereketini, nurunu, teyzini, güzelliklerini bütün alem İslam'a, bütün müminlere ve bizlere nasip eyle. İman etmemiş, İslam'a girmemiş yeryüzünde ne kadar kadın erkek, İnsan ve cin varsa kalplerine hidayet ver ya Rabbi. İman nurunu onlara ihsan eyle ya Rabbi. Müslüman olan bizlere de Müslümanlığımızla beraber güzel ahlak sahibi, konuştuğunda doğru söyleyen, yaşadığında doğru yaşayan, hayırlı bir insan, güzel ahlaklı bir insan olmayı bize nasip eyle. Amin. امين طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه